Parasect tek bir Pokemon mu? Parasect isimli üzerinde mantar bulunan Pokemon aslında tek bir Pokemon değildir. Paras evrim geçirdiğinde bedeninde bulunan mantarlar onu ele geçirir. Parasect haline geldiğinde bu mantarlar Pokemon'u kontrol ederler. Esasen Parasect iki canlıdan oluşur. Doduo ve Dodrio uçabilir mi? Bu kanatları olmayan kuş türü normal Pokemon ilk bakışta uçamıyor gibi görünebilir. Ancak oyun içerisinde uçma yeteneğini öğrenebiliyor. Bunu nasıl yaptığıyla ilgili ise tek bir görüntü var. O da zamanında Pokemon Stadyum'da fark edilmiş. Spinda'nın kaç türlü tipi var? Spinda isimli Pokemon'un eşsiz bir karakter tasarımı vardır. Karşılaştığınız her Spinda değişik tipte olabilir. Öyle ki oyun içerisinde 4 milyardan fazla farklı Spinda kombinasyonu olduğu söyleniyor. Dişi Bay Mime. Mr. Mime isimli pisişik peri Pokemon oyunun en ilginç tiplerinden birisi. Bay anlamına gelen Mr. kelimesinin işe yaramadığı bir nokta var. Eğer oyun içerisinde dişi bir Mr. Mime yakalarsanız elinizde Bay Mime adında dişi bir Pokemon olur. Ekans ve Arbok kelime oyunu. Ekans ve Arbok isimli zehir türü Pokemon'ların tipleri yılandan esinlenerek yapıldı. Ancak burada isimleriyle ilgili bir sır var. İsimler tersten okunduğunda Snake ve Cobra oluyor. Munla'nın yaratılış hikayesi. Munla isimli Pokemon'un yaratılış hikayesi ilginç. Kendisi Pokemon Red ve Blue serisinde bir diyalogdan esinlenerek yaratılmıştır. Tünelin girişinde bekleyen bayan Pokemon eğitimcisinin sözleri Munla'nın yaratılışında referans olarak seçilmiş. Yamask'ın ifadesi. Yamask isimli Pokemon'un hikayesi ilginç. Yamask'ın bedeninde bulunan yüzler yıllar önce yaşamış insanların ruhlarını barındırır. Söylendiğine göre Yamask'ın ağlamasının sebebi bu insanların hafızalarına ortak olmasıdır. Poliwag gerçekten var mı? Poliwag ilk bakışta yüzeysel bir şekilde yaratılmış gibi gözükebilir. Aslında gerçek bir kurbağa yavrusu olan iribaşlardan esinlenerek yaratılmıştır. Ash komada. Ash'in komada olması teorisi de yaşlanmaması ile ilgili söylenen teorilerden bir tanesi. Aslında ilk bölümlerde Ash'e çarpan yıldırımdan sonra Ash komaya girmiştir. Bu da izlediğimiz tüm bölümlerin Ash'in bir rüya içerisinde olduğunu gösteriyor. Ash aslında 30 üzeri bir yaşta olmasına rağmen hayallerinde 10 yaşında olarak kalmıştır. Ölü Raticate. Yine bilinçaltımıza işlenen ama fark edilmeyen bir mesaj daha. Gary tüm oyunlarda karşımıza çıkıyor ve elinde bulunduğu Pokemon'ların oyun sonuna kadar geliştiğini fark ediyoruz. Oyun boyunca elinde tuttuğu Pokemon'lar gelişiyor ve Gary de bizim gibi yenilerini yakalayabiliyor. Ancak Pokemon Red ve Blue serisinde gözden kaçan bir durum söz konusu. Bu bölümde gemide Gary ile karşılaştığımızda elinde bir Raticate olduğunu görüyoruz. Normal şartlar altında ilerleyen bölümlerde Gary ile tekrar karşılaştığımızda elinde bir Raticate olması gerekiyor. Gary ile Lavender kasabasında mezar taşlarının yanında tekrar karşılaşıyoruz. Bize Pokemon'ların ölü görünmüyor diyor. İşin aslını savaşırken öğreniyoruz. Gary'nin elinde artık bir Raticate yok. Yanda ise Raticate'in mezar taşı var. Raticate gerçekten ölmüş. Teorilere göre gemideki savaş sırasında Pokemon merkezine yetişemeyen Gary'nin Raticate'i ölüyor ve Gary Raticate'in ruhunu huzura kavuşturmak için Lavender kasabasına geliyor.